akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayında ben Işlar Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in Kuzey Irak Pençe Harekatları ve özellikle Kandil'deki nokta operasyonları terör örgütü PKK'nın güvenli olduğunu düşündüğü bölgelerde de tarihinde ilk kez hakimiyetini kaybetmesini sağladı. Terör örgütü PKK kış üstlenmesi bile yapamayacak noktaya geldi. Koronavirüs nedeniyle üst düzey teröristlerin tamamen izole edilmesi de örgüt içinde dağılmalara neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Kamu İhale Kurumu'nun ikinci başkanı Şinasi Candan yerine Osman Duru getirildi. KİK üyesi olan Eren Öz, Köksal Sarınca, Hasan Kocagöz ve Mehmet Atasever'in yerine Osman Şahin, Necmi Keskinsoy, Mehmet Bıçkıcı, Selami Korkmaz ve Halil Yılmaz atandı. 18 Nisan 2016'da Kamu İlahi Kurulu Başkanı olarak atanan Hamdi Güleç'in görevine devam ettiği öğrenildi. 38 yaşındaki El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, işlenen cinayetlerde yaşanan patlama nedeniyle Cuma gecesi hapishanede acil durumu ilan etti. Nayib Bukele, çete liderini hücre hapishanesine gönderirken, çete üyelerini de balık istifi şekilde hapishanelere doldurdu. El Salvador sokak ortasında işlenen cinayetler nedeniyle büyük kriz yaşıyor. Bukele'nin Haziran ayında göreve başlamasının ardından Mart ayında karantina koşullarının hayata geçirilmesiyle ülkedeki cinayet artışlarında en yüksek oran yaşandı. İzolca isimli hapishanede Nayib Bukele'nin çete üyeleriyle dolu olan hapishaneleri 24 saat boyunca karantina almasıyla mahkumlar kalabalıktan nefes alamayacak duruma geldi. Tıbbi maske takan yüzlerce mahkum yerde yan yana sıralandı ve ülkede genel olarak hayata geçirilen sosyal mesafe kuralını hiçe sayılıp hapishane bahçesinde sıraya sokuldu. İsviçre'nin Zermatt kasabasında bulunan dünyaca ünlü Matterhorn Dağı Işık Umuttur projesi kapsamında koronavirüs salgını ile mücadele eden ülkelere destek olmak amacıyla 26 Nisan tarihine kadar çeşitli ülkelerin bayrakları ile aydınlatılacak. Zermatt halkı bu proje kapsamında koronavirüs salgını ile zor zamanlar geçiren insanlara destek olmak ve umut aşılamak istediklerini ifade ederken, koronavirüsü salgının üstesinden gelmeye çalışan ve bu konuda insanlara yardımda bulunan herkese minnettarlıklarını göstermeye amaçladıklarını dile getirdi. Dün gece Işık Umuttur projesi kapsamında Matterhorn Dağı'nın kuzey tarafı Türk bayrağı stresiyle aydınlatılarak insanlara bir umut işareti gönderiyor ve krizin üstesinden gelmeleri için onlara güç ve azim diliyoruz mesajı yayınlandı. Dünyada koronavirüs ile enfekte olan insan sayısı 3 milyonu aştı. Dünyadaki en fazla COVID-19 enfeksiyonu Amerika Birleşik Devleti'nde 987.322 kişi kayıtlıdır. Ülkede ayrıca ölüm sayısı ise 55.415 kişidir. Enfeksiyon sayısı açısından İspanya ikinci sırada yer almaktadır. İspanya'da enfeksiyon sayısı 226.629 kişidir. İtalya üçüncü sıradadır. Enfeksiyon sayısı ise 197.675 kişidir. Azerbaycan komşularından üçü enfeksiyon sayısını ilk 10 içinde Türkiye 110.130 kişi ile 7. İran 90.481 kişi ile 8. ve Rusya 87.147 kişi ile 9. sırasındadır. Gürcistan'daki enfekte insan sayısı 496'dır. Azerbaycan'da şimdiye kadar 1645 enfeksiyon kaydedildi. COVID-19 enfeksiyonu 21 yaşındaki Azerbaycan vatandaşının hayatını sona erdirdi. 1139 enfekte insan tedavi edildi. Koronavirüs bugüne kadar dünya çapında 207.090 kişiyi öldürdü. Kuzey İrlanda Devlet Bakanı Brandon Lewis, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs teşhisiyle yoğun bakıma alınan ve durumun iyileşmesi üzerine önce yoğun bakımdan ardından da hastaneden taburcu edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yakın zamanda işinin başına döneceğini söyledi. Lewis, Johnson'un durumu şu anda iyidir. Johnson, görevinin başına yeniden döneceği günü sabırsızlıkla bekliyorum ve bunu da yakın zamanda olacağına inanıyorum ifadelerini vurguladı. İngiltere'de Galata Prensi Charles'in 25 Mart'ta Başkan Boris Johnson ve
Sağlık Bakanı Matt Hodges'un 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı. Belirtileri devam eden Johnson 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi günde yoğun bakıma alınmıştı. Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen ve 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılan Johnson, 12 Nisan'da hastaneden taburcu edilmişti. Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.